çok güzel bir parça yaptım. Evet, yalanı bırak. Oğuzhan evet, Oğuzhan Koç'un buradan ona da çok sevgilerimi, selamlarımı gönderirim. Çünkü gerçekten iyi bir dostum, iyi bir arkadaşım, iyi bir kardeşim. Sağ olsun hiçbir şey söylemeden bize parçayı abi ne demek kullanabilirsin dedi. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Çünkü ben bu parça sıkıntılarını çok yaşadım. Yani Tarkan'dan istedim vermedi. Sıla'dan istedim vermedi. Birkaç tane daha çok güzel parçalar ol. Erdem Kınay'dan istedim vermedi. Neden abi, vermediler? Ne bileyim herhalde. Yeni nesil şarkıcılar, sanatçılar diyelim o zaman. Biraz daha mı vefalı büyüklerine karşı? Oğuzhan Koç için. Ya bir şey diyeyim. Tabii Oğuzhan Koç'un şu an ya bir aslında bir parçalar hep yatıyor biliyor musun? Şu an benim o okuyacağım parçalar hepsi ortada yok. Yani ne var arada fark şu. Ben daha mı iyi okurum? Ben daha mı iyi ne bileyim neyim? Hayır, değil. Sadece benim dinleyicim ve benim izleyicim benden dinlemek istiyor. Benim ses rengim farklı çünkü. Benim yorumum farklı. Böyle düşünmek lazım yani. Bir sanatçının parçasıysa da onun böyle düşünmesi lazım yani. Ya ben zaten bu parçanın ekmeğini yemişim. Niye okumasın yani? Çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir ses demesi lazım. Maalesef bizim sanat camiasında böyle bir ego var. Böyle bir çekememezlik var. Yani bununla ilgili kesin bu doğru yani. Peki hazır bu konu. Geri dönüşler nasıl geldi? Ne gibi yorumlar bulundular? Çok güzel olduğunu söyleyebilirim. 3 günde olay çok başkalaştı yani. Ben çok şaşırdım. Zaten parça bilinen parçalardı. Parça çok bilinen bir parçaydı. Sakiler seslendi. Sakiler seslendi. Onları da çok güzel yorumlamış. Onları da tebrik ediyorum. Ama parçanın sahibi çok güzel bir parça yapmış. İşin doğrusu yani takdir etmek lazım. Ve çok parçası da var. Buradan da haber vereyim yani. Oğuzhan kesin kullanacağım bazı parçalarını. Siz not aldınız herhalde. Aldım artık daha bırakmam onu asla. Az önce de sanattan bahsediyorsunuz. Sanat hayatında 40 yılı aşkın süredir var olduğunuz buradasınız. Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin bir açıklaması vardı. Hemen ardından bir menajer açıklamalarıyla ön kesme durumu, sanat hayatında böyle durumların olduğu konuşuluyor. Oraya mı atladın? Evet. Oradan oraya mı atladın? Ben mi verdim yoksa? Süfleyi veren ben mi oldum size? Evet, az önce. Gündem şu anda o yüzden. Peki ben bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ama böyle bir süfle verdiysem de cevabını da vermek isterim. Kesinlikle doğru. Yani bizim sanat camiası çok enteresan. Yani büyük balık küçük balığı yutmaya her zaman çalışır gibi kendini görürler. Aslında çok yanlış bir şey. Ben bunlarla çok karşılaştım yani. Yani önünüz çok mu kesildi sizin de? Ya ben bunlarla çok karşılaştım. Ya şu parçaya benzemiyor mu sizce yani konuştuğum şey? Parça da aynı. Niye bunu yapıyorsunuz? Ya herkesin dinleyicisi farklı, izleyicisi farklı. Hepimize bu cami, pasta büyük. Herkes ekmek yer aslında. Niye onun bunun ekmeğiyle oynuyorsunuz yani? Bu maalesef var. Nankör bir sektörün içindeyiz. Tavsiyeniz olur mu Aleyna Tilki'ye efendim? Daha yaşı çok genç. Yaşı çok genç. Ona tavsiyem sindirsin. Bunlar olacak ama altın çamura batsa da altındır. Mutlaka çıkarın, suya tutun, altındır yani, değişmez. Onun için yerini bulur herkes. Benim bulduğum gibi böyle bir megalomanlık yapabilirim yani. Ben çok eziyet çektim. Aleyna Tilki biliyorsunuz hep dünya starı açıklamalarıyla gündemdeydi. Kendi kariyerini siz nasıl görüyorsunuz şu an Aleyna'nın? Şu an kendi kariyerine zarar veren bir... Ya Aleyna ben tabii sosyal medyadan, ayrıca televizyondan yani demeçlerinden tanıyorum. Şahsen kendisine bir merhabam yok, tanımıyorum yani. Genç bir evladımız daha. Benim çünkü evladım yaşında yani Aleyna. Çok genç yaşta şöhret olmanın da bazı eksileri var. Yani çünkü orada tutunabilmek, bir sonraki zamanı doğru değerlendirebilmek çok zor. Gençlik hata yaptırabilir. Yani onun da ufak tefek inişleri çıkışları olacak ama neticede ileri bir zamanda çok iyi bir kimlik olarak oturacak. Kesinlikle buna inanıyorum. Ben inanıyorum yani. İzleyici olarak ben inanıyorum. Çünkü hayran kitlesi var. Seven kitle var yani onu. İyi de okuyor. Niye? Yani tebrik etmek lazım. Bir de takdir edin ya. Bu ne derler? Çok bomba söyleyeceğim bir cümleyi buluyor. Aramaya çalışıyorum ya. Biraz böyle geçmişi yaşlı olan mı? Biraz da işte yoğun yaşamış olanlara ne derler? Bu fosiller mi diyeyim ben ya? Kaba bir tabir oldu. Vallahi. Kaba tabir oldu değil mi ya?
Ya biraz gençlere yol versinler yani. Öyle yani, doğru yani. Bak ben çalışmıyorum arkadaşlar. Yani ben, çünkü niye? Ya başkaları sahne yapsın. Yani ben çalışmıyorum. Benim zamanım yok zaten buna. Siz iyice... Kiminiz daha ön plana çıktı herhalde bizim gözlemlediğimiz. Ya ben gece çalışmıyorum. Evet yani arkadaşlar ben tamamen düğünlere gidiyorum. Tamamen düğünlere gidiyorum. Başka bir de yani özel konserler oluyor ya, işte Kıbrıs'a gidiyorum. Onun dışında benim böyle bir yani masalı, ücretli bir gazinoda çalışmıyorum. Artık bunu kapattım. Bunu kapattım yani. Çünkü artık o yaşta değilim. Müzik biraz ikinci planda mı kaldı senin için? Hayır, hayır. Ben müziği bırakamam. Müzik benim hayatım ama beni yeniliyor müzik. Ama ticarette Allah'a şükürler olsun. Ticarette Allah, yani bunu hiç yine megalomanlık yapabilirim. Ticarette kendimce başardığımı, Allah'a şükürler olsun, başardığımı görüyorum. Hala da devam ediyorum. Peki efendim, çok fazla sanatçıların böyle ticarete atıldığında başarılı olduğunu göremiyoruz. En son Coşkun Sabah yumurta ticaretine girmişti. İyi gittiğini söyledi bir dönem ama maalesef hüsran da sonuçlanmış. Büyük bir teşhis kurmuştu kendisi ama geçtiğimiz günlerde kapattığını açıkladı. Coşkun abi ya çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir bestekar. Aslında keşke yani oradan devam etsin. Ne işi var yumurtacılıkla ya? Siz de uzun yıllardır ticaretlisiniz. Başarının bir sırrı var mı acaba? Var tabii ya, ticaret gerçekten yani biraz yoğunluklu bir zeka istiyor. Yoğunluklu. İnanın böyle bakın kolay değil ticaret yapmak. Yani bir sonraki adımı görmek, yılları görmek, ülkenin ekonomik durumunu, yapacağın yatırımı. Hani biraz zaten çoğu da şundan başarısız olmuş. Birçok arkadaşıma bu mesajı vereyim. Hep böyle gidecek zannediyorlardı. Yani bugün 10 lira kazanıyorlar ya, atıyorum. Bu 10 lira zaten ömür boyu böyle gidecek. Ne olur ki ben bir 100 lira kaybetsem ne olur? Hep böyle girdiler. Hepsi de kaybetti. Hepsi de kaybetti. İçlerinde çok istisna başarılı olan var. Bunların en başında ben geliyorum. Böyle bir hiç kusura bakmayın. Söylemek mütevazi değilim. Çok şükür Allah'a. Neden ama bu başarıyı şöyle söyleyeyim. Bir de yani ben parayı bankaya yatırmayı biliyordum aslında. Arkadaşlar bu zekam da var yani benim. Bankaya yatırıp hiç ayak ayak üstüne atar. Bütün hayatımı dünyanın ta öbür ucunda bile yaşayacak imkanlara sahibim. Yani oradan kazancımla. Ama ben, bakın benim yanımda 1000 kişi çalışıyor. 1000 kişiyle beraberiz biz. 1000 kişiyle yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ya düşünebiliyor musunuz yani? Vallahi bakın aybaşı geldiğinde yani bir devlete vergini, ayrıyeten çalışan insanların bir planını çıkardığında gerçekten ürkütücü. Ama Allah'a binlerce şükürler olsun. Planını doğru yaparsan bu ülkede çok ciddi yatırımcılar, çok ciddi istihdam kuranlar var. Yani 10 bin kişi çalıştıran insanlar var. Onları tebrik ediyorum. 20 bin kişi çalıştıran yerler var yani. Onları gerçekten tebrik ediyorum. Allah razı olsun yani. Ankara'daki otelde de sona gelindiğinin bilgisini aldım. Geldi evet. Son 10 gün, 15 gün. Ne zaman göreceğiz? 25 markayı söyleyemiyorum. İkinci büyük otelimi yapıyorum. Dünya markası olan. Öyle söyleyeyim, zaten anlarlar, sosyal medyada görüyorlar. 26'sında açılış vermiş. Yani İngiltere bize 26'sında açılış vermiş. Dünya. Onun dışında bir görkemli böyle bir açılış. Beraber olalım mı diye düşünüyorum ama yani siz bilirsiniz, ben size tabi olurum yani gerçekten. Bence olur. Çok böyle sessiz sedasız böyle açılış. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç yok, bir reklama ihtiyaç. Öyle algılamıyorum ama ben olsam sizinle bu mutluluğumu ve sevenlerimle mutluluğu paylaşmak adına olurum. Bu beni mutlu eder. Ama bir tanıtımla ilgili değil, emin olun buna. Ben sizleri, bütün basını davet edeceğim zaten. Misafirim olun. Yani bir gece, iki gece, üç gece nasıl olsa para isteyen yok. Yani, patron demeyelim. Ben emekçiyim, çalışıyorum. Cenab-ı Allah bizi hep emanetçi yapmış. Hepimiz bırakacağız her şeyi. Gideceğiz bu dünyadan. Onun için güzel bir hoş seda bırakmak lazım. Hepinizle beraber inşallah o günü paylaşmak istiyorum. Ama yılbaşı eteği olduğu için açılışı yapacağım. Sonra bir hafta sonra yılbaşı. Bir sakinleşin. Siz de bu yılbaşı sarhoşluğundan çıkın. Kim ne yapmış, kim ne olmuş, yol kim ne kadar izlenmiş, kim nerede çalışmış. Bunları bir halka duyurun. Sevenlerine duyurun. Ondan sonra yılın ilk 10. gününde beraber olacağız Allah nasip ederse veya 15'ine kadar.
güzel bir görkemli bir açılış yapacak. Yani. İzzet Bey, yılbaşı dediniz. Yılbaşında evet. Sahneye çıkacak sanatçı fiyatlarından bir bilginiz var mı? 25 milyonlar, 20 milyonlar, 10 milyonlar konuşuluyor. İzzet Yıldızhan bu konuyla ilgili ne yorum yapar? Ya ben biraz abartıldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten ben bırakalı, bakın sahneye bırakalı 5 sene oldu aşağı yukarı. Yani gece gazino hayatını söyleyeyim daha doğrusu. Bu tür rahiş fiyatlar konuşularak ve istenilerek bu hayatı bitirdiler. Biliyor musun? Artık aile gazinoları yok. Yok yani. Bunlar da hep abartılarak söyleniyor ama ben o kadar olduğunu sanmıyorum. Algı yönetimi mi? Algı yönetimi. Yani bakın zarar veriyorlar. Kendilerine zarar verdiklerini bilmiyorlar. Müşteri yok. Gazinoda çalışan insanlara bakıyorsun, müşteri yok. Yani çok istisna mekanlar yerler. Olmuyor, mekanlar çok istisna yerler. Dinleyici de farklı yere gitti artık yani. Gerçi ben hiç gece de bir yere gittiğim yok ama ekranda görüyorum yani. Öyle söyleyeyim sana yani. Siz yeni yılı nasıl karşılayacaksınız? Yeni yılı ben bütün ailemle. Özel günlerde bütün çok çalışmayı tercih ediyorum. Çoluk çocuğumla karşılayacağım zaten. Kalabalıksınız maşallah. Çok kalabalığız. Çok maşallah. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Çok kalabalığız gerçekten. Misafirliğe çağırıyorlar. İsim vermeyeceğim. Çok özel yerlerden misafirliğe çağırıyorlar. Ya diyorum ki biz 40 kişiyiz. Nasıl geleceğiz diyorum ya. İkiye bölünmeyin. Bölünemiyor. Yarın bir daha. Ayıramıyorum da. Diyorum ki büyüklere de oğlum siz kendi kendinize gidin. İşte arkadaşınız bir grup kendinize bir yerde. Baba hayır. Eve diyorum yani siz kendi kendinize plan... Yok abi yeğenlerim aileme çık. Maşallah. Nereye gideceğiz 40 kişide misafirle? Aslında bizi 40 kişi de kabul ederler ama ben kabul etmiyorum yani. Misafirlik değil yani bizim onu karşılayacak her türlü imkanımız var. O etkinlik olarak artık yani. İşte ama ya 40 kişi ya gel. Organize gerekir. Ya Kıbrıs'tan bak 3-4 20 tane yılbaşı indisi falan. Çalıştığımız yerden bak Kıbrıs'ta program yaptığım 3-4 tane yerden gerçekten o da ayırtmışlar bize. Ya abi lütfen bize misafir gel diyorlar. Yani isim söylemeyeceğim. 40 oda. Diyorum ki yarısı. Ya lan 40 kişiyiz. Ya abi 2-3 tane ayırabiliriz. Ama nasıl ayıracağız? Otel dolu. Vallahi ne mecbur ailemle. Maşallah. Kendi otelimizde çok güzel bir balon salonumuzu. Zaten çok güzel bir İzmir'in göbeğinde 21. katta balonumuzu, salonumuzu yapacağız. Bütün bir 40 kişi bir daha bir 40 kişi daha var. Yani bir 100 kişilik bir kendi kendimize bir aile. Biz gidemiyoruz. İsteyenler bize gelsin diyorsunuz. Evet. Şeref verirler yani hiç. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Maşallah. 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 Ya bir maşallah. 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 Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Yani bir kaza ya burada maşallah. Abi İstanbul'a geldiğin gittiğin yok. Gördüğünüz gibi.